Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde duş fiskiye başlığı hortumunun tam da şu kısmından bir kırılma meydana gelmiş. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi genellikle hortumlar hep de şuralardan falan böyle patlar, su kaçırmaya başlar. Bu tip olay çok nadir olan durumlardır arkadaşlar. Ama yine de sizinle paylaşmak istedim ki belki birinizin işine yarar diye arkadaşlar. Şimdi bunu öncelikle tam kırığı kırığına denk getirip yapıştıracağım. Daha sonra da beni takip edenler bilir, pamuk tekniğiyle dışını güzelce sarıp alçı şeklinde tamiratını yapıp en sonunda boyayacağız ve işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Hemen işlemimize sıvı cıvık tarzda Japon yapıştırıcımızın ağzını açarak başlıyorum arkadaşlar. Ağzı tıkalı, ağzını bir açalım. Öncelikle parçamızı kırığı kırığına denk getirip bir yapıştırıp tutturmakla işlemimize başlayacağız. Kırığı kırığına denk gelmesi önemli. Yoksa şu iç kısım, bakın şurası bir vidalama kısmı. Eğer denk getirmezsek vidalama kısmı dişi kayacaktır ve dolayısıyla da düzgün bir yapışma, diş tutma olayı olmayacak arkadaşlar. Tam da şu vaziyette kırığı kırığına denk getirdim arkadaşlar. Şimdi Japon'la şöyle birazcık fazla değil, içine kaçırmayalım. Evet, birazcık daha çatlaklarına şöyle güzelce az miktarda sürdüm ve kırığın kırığına kırık şekilde yapışmasını sağlattıracağız arkadaşlar. Evet, şöyle iç tarafından dişine bakıyorum, herhangi bir kayma vesaire durumu var mı diye. Gayet de güzel bir şekilde birbirine tutturduk arkadaşlar. Şimdi bu aşamada her yerimi Japon yaptığımı söyleyebilirim. Bu Japon'la uğraşırken maalesef her yerimiz Japon oluyor. Hayırlı sabahlar kardeşim, günaydın. O yüzden eldiven de kullanabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle pamuğumuzdan bir miktar alacağım arkadaşlar. Daha sonra aynı alçı sarar gibi şöylece kırığımızın etrafına çevireceğim dostlar. Şimdi bu burnun üzerinde dönüyor. Dönmesin diye de bunu yerine şöyle tutturalım. Ki bu işlemi yapma aşamasında en azından bunu üzerine güzelce sarma aşamasında bize kolaylık olsun diye arkadaşlar. Evet, bakın tek yöne şöyle güzelce çevirerek iyice pamuğun vidanın diş kısmına sarmasını sağlattırırız arkadaşlar. Evet. Şimdi bir kat daha sarsam mı sarmasam mı işin aslı bilemedim. Şöyle kabalığına bir kontrol edeceğim. Ona göre gerekirse bir kat daha saracağım arkadaşlar. Bir katman daha saracağım. Dolayısıyla yine tekrardan vidalamasını yaptım. Birazcık daha şöyle pamuk alayım. Pamuğu da alırken birazcık geniş, böyle parça parça değil de bakın ben şöyle uzatarak koparıyorum ve şuranın genişliği kadar koparmaya çalışıyorum. Siz de ona dikkat ederseniz
daha bir kolay iş yapmış olursunuz arkadaşlar. Evet. Şöyle yavaş 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 pamuğumuzu vidanın üzerine sıkıştıracağız arkadaşlar. Yani sıkı sarmasını sağlayacağız. Evet, gevşek olursa düzgün olmayacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi vidasını şöyle sökelim ve japonumuzu dökelim. Bakın şöyle japonumu. Güzelce pamuğa emdiriyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir tornavidayla da düzeltmesini yapıyorum dostlar. Yani kabaran, düzgün gözükmeyen alanları tornavidanın ucuyla düzeltme işlemi yapıyorum dostlar. Bu işlemi dışarıda yapmanın önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü bundan çıkan duman, bir çeşit gaz insana çok fazla etkiliyor dostlar. Dolayısıyla bu işlemi dışarıda yapmakta fayda var dostlar. Şimdi biz bunu bu şekilde kurumaya bırakacağız. Yapışmasın diye de birazcık şöyle geriye doğru aldım ve kurumasını bekleyelim dostlar. Yapıştırdığımız kısmı iyice, bakın, kemik gibi oldu, dondu. Ben buna ikinci bir kez daha tekrardan Japon döktüm arkadaşlar üzerine. O şekilde kuruttum. Siz de iyice sertleştikten sonra yine tekrardan Japon sürerek ikinci bir katman oluşturmakta bence fayda var arkadaşlar. Şimdi ürünün tam da şimdi boyasını atacağım. Dolayısıyla da boyasını atabilmek için de güzelce önce bir kalın zımparayla, sonra da ince bir zımparayla iki katman şeklinde zımpara yapıp pürüzlü kısımlarını düzelteceğiz arkadaşlar. Ben zaten düzeltme işlemini yapmıştım. Şimdi boyanın her yere sıçramasını engellemek için, daha doğrusu şu ön kısımlara ve şu spirale sıçramasın diye kağıt bant uygulayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi boyayabiliriz. Kullanacağım krom alüminyum sprey bu boya arkadaşlar. SM 107 modelinde Format markanın boyası. Biz bunu krom kaplamalı, mikalaj kaplamalı sandalye ayaklarına kullandığımız bir ürün dostlar. Evet, çalkalamasını yaptım.
Evet, bir kat attım. İkinci katını da birazcık kuruduktan sonra atalım. İkinciye, üçüncüye gerek var mı? Ona da boya kuruduktan sonra ya da ikinci attıktan sonra bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci kat boyamı da atacağım. Bu arada bu biçilecek bir biçim arkadaşlar. Dolayısıyla da ot yani bunun kirlenmesinde herhangi bir bahis görmedim arkadaşlar. Şimdi ikinci katımızı da yaklaşık 15-20 santim mesafeden attım arkadaşlar. Şöyle kurusun. Gerekirse bir kat daha atar. Ondan sonra işimizi bitiririz dostlar. Arkadaşlar boya güzelce kurudu. Gayet de güzel oldu. Şimdi şu mantlardan bir kurtulalım. Evet arkadaşlar bakın contasında şöyle yerine koydum. Artık başlığımızı da yerine şu vaziyette vidalayıp sıkabiliriz arkadaşlar. Evet, böylelikle de bir işimizi daha elhamdülillah çözdük dostlar. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.